arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Ülkemizi ve dünyayı saran korona belası yüzünden malum evlerde kalmaktayız. Umarım en kısa sürede ülkemiz ve tüm dünya bu salgından kurtulur. Lütfen zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Sağlığımıza dikkat edelim. Bol su içelim. Bugün sizler için değişik bir video hazırladık. Visso Siloroid marka drone'un tanıtım videosu çekeceğiz. Kutu açılımı yapacağız. Ürün hakkında teknik bilgiler aktaracağız. Evde kaldığınız bu süreçte sıkılmamanız için sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi sizi bekletmeden hemen ürün tanıtım videosuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kutumuzu açtığımızda hemen şöyle kullanım kılavuzuyla karşılaşmaktayız. Kullanım kılavuzunda tuşların anlamları, hareketlerin nasıl yapıldığı, pilleri, çerçevelerin nasıl takıldığı, batarya şarjı ve diğer özellikler var. Hemen şu şekilde arka tarafını çevirdiğimizde tekrardan nasıl kullanıldığı, şurada 360 derece takla modu mevcut. Daha sonra böyle baktığımızda burada ileri, geri, sağ ve sola yönlerini hangi tuşlarla yapacağımızı aktarmakta. Kameranın nasıl kullanılacağı bu tarafta, hangi uygulamayla kullanım yapılacağı ise burada aktarılmakta. Bunu kaldıralım. Şöyle üst kutu kapağımızı açtığımızda drone'umuzla karşılaşmaktayız. Gayet kibar, küçük bir drone. Diğer drone modellerine göre bayağı küçük. Şu şekilde kanatları açılmakta. Şu tık sesini duymadığınızda zaten ürün tam oturmamış oluyor. Bu da uçuş esnasında sıkıntılar yaşatabilir. Buna dikkat edelim. Bu sesi duymamız lazım mutlaka. 4 adet pervanesi mevcut. Bu ürün farklı olarak şurada 2 dişlisi var. Bunun motorları bu şekilde değişik. Hemen şöyle baktığımızda şurada 2 adet kamera ışığı mevcut. Önde ve arkada ışıklar olmak üzere 4 adet ışık mevcut. Ön ışıklar ve arka ışıklar farklı renkte yanmakta. Bu ışıkların farklı renkte yanması ürünün ön ve arka tarafının belli olmasına sağlıyor. Hemen şurada size daha yakından göstereyim. Hafıza kartı girişi mevcut. Buraya hafıza kartı takarak çektiğimiz videoları kaydedebiliriz. Hemen ön tarafında şöyle ışıktan bakalım. Şurada bir kamerası mevcut. 720 piksel çekiyor. Şöyle aşağı ve yukarı olmak üzere 3 kademede ayarı var. Şu birincisi, şu ikincisi, şu da üçüncüsü diye. Şöyle aşağı ve yukarı olarak bunu ayarlayabiliyoruz. Daha sonra baktığımızda şurada on off tuşu mevcut. Şu an ürünümüzün bataryası takılı olmadığı için herhangi bir aktiflik göstermiyor. Hemen devam ettiğimizde şu şekilde ürünün kumandası var. Şurada joysticklerimiz mevcut. Baktığımızda speed ve flip tuşu mevcut. Aynı şekilde burada da diğer tuşlar mevcut. Ürünün arkasına baktığımızda şöyle bir adet vidası var. Açtığımız adet 3 adet pille çalışıyor. Şurada telefon tutacağı var. Telefonun boyunu ayarlaması için özelliği mevcut. Telefonunuzu bu şekilde koyuyorsunuz ve sıkıştırıyorsunuz. Ve bu şekilde çok rahat çekimler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda ekrandan da telefonda izleyebiliyorsunuz. Birazdan sizlere bunlarla ilgili bilgi vereceğiz zaten. Burada açma kapama tuşu var. Burada durdurma tuşu. Şu tuşu GPS ayarlıyor. Şu helikopter işareti tekrardan başladığı yere geri dönüyor. Şu tuşların içeriği hakkında da daha sonra tekrardan bilgi vereceğiz. Aynı şekilde şurada da zaten tuşlar hakkında bilgi aktarılmış. İngilizce yazılmış. En azından Çince değil. Bu da güzel bir şey. Bu şekilde bayağı yani sert
farklı bir telefonda deneyerek de gösterebiliriz. Hani düşeceğini sanmıyorum kolay kolay. Sert olduğu için de zaten güçlü bir yapısı mevcut. Tam bir PlayStation kolu gibi aslında. Gayet rahat. Şunun devamını açtığımızda şu şekilde poşet var. Poşeti şöyle dökelim daha rahat göstermek için. Kutunun içinden bir adet tornavida çıkıyor. Bu drone üzerindeki ve kumanda arkasındaki vidanın açımını gayet kolaylaştırıyor. Şu şekilde 4 adet yedek pervanesi mevcut. Herhangi pervanelerden biri zarar gördüğünde bunları rahatça değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kutunun içerisinde çıkması bizim için gayet güzel olmuş. Ekstradan yedek parça almamıza gerek kalmıyor. Şöyle bir şarj kablosu mevcut. Ucu bu şekilde. USB girişli. Herhangi bir 12 volta veya 220 volt prize adaptör yardımıyla bağlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu bataryası üzerindeki özelliklere bakabilirsiniz. Şöyle ışıktan yansımayacak şekilde. Şurada şarj girişi mevcut. Çok pratik ve kolay bir şekilde şarja takabiliyorsunuz. Diğer tarafı da herhangi bir adaptörle prize takabilirsiniz. Ben sipariş verirken toplamda 3 adet batarya sipariş vermiştim. Uçuş esnasında gayet kolaylık sağlar bize. Şarjı bittiğinde tekrar şarj etme süresini beklerken uçuşumuz yarıda kesilmez, eğlencemiz yarıda kalmaz. Arkadaşlar batarya yaklaşık 1 saatte şarj oluyor ve 10 dakika uçuş ömrü var. Yani 3 saatte şarj ettiğimizde yarım saat aralıksız uçuş sağlayabiliyoruz. Ürün kamerası 720 piksel. Gayet net, güzel çekimler yapıyor. Ancak geceleri tam olarak istediğimiz verimi alamadık. Kutu malzemeleri bu şekilde. Şimdi sizlere bir çekebilirsek evde olduğumuzdan dolayı malum koronadan. Ev içinde bir çekim videosu yapmaya çalışacağım. İnşallah camı çerçeveyi kırmayız. Şimdi hemen videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi drone'umuzun test bölümüne geçmeden önce telefona nasıl uygulama indirdiğimizi, kamerasını nasıl bağladığımızı göstereceğim. Şurada gördüğünüz kullanma kılavuzunda zaten göstermiştik. Burada kare kodlar mevcut. Benim telefonum iPhone olduğu için iOS modelindeki kare kodu okutarak telefonuma uygulamayı indirdim. Uygulamayı indirdiğinizde şu şekilde XCV UFO diye bir uygulama geliyor. Drone'umuzu açtık. Işıkları yanıyor zaten. Kamerası gördüğünüz gibi. Şöyle bırakalım. Wi-Fi'dan drone'umuza bağlanıyoruz. Wi-Fi 720 piksel 14 Denizli Ceyhan Bursa 5 olarak buna bağlandık. Daha sonra uygulamamıza girdiğimizde zaten doğrudan kamera açık şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde kendi kendilerini gösterebiliriz kameraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela ya da şöyle elimizdeki kare kodu gösterebiliriz. Kare kodu tanıttığımızda, okuttuğumuzda şu şekilde telefondan da gözüküyor. Görüntü gayet net okunur. Ben size şunu yaklaştırayım. Düzelteyim biraz daha. Telefonu buraya odaklıyorum. Görüntüyü şu şekilde aktarayım ben size. Gayet okunaklı, net, HD bir model. Arkadaşlar, telefonun şurada fotoğraf çekiyor. Bastığımızda fotoğrafını alıyor. Sesi duydunuz zaten. Şu tuşa bastığımızda video kayıt modunu açıyor. Video kaydetmeye başlıyor. Şu an benim drone'umda hafıza kartı takılı değil. Gördüğünüz gibi bu alan boş. Şöyle odaklayalım. Çekmeye devam ediyor. Tekrardan bastığımızda videoyu galeriye kaydediyor arkadaşlar. Burada manuel olarak joystickler mevcut. Gördüğünüz gibi bunlarla drone'unuzu elle de kullanabiliyorsunuz. Şu an evde uçurmak istemiyorum. Herhangi bir sakatlık çıkmasın. Birazdan zaten kol üzerinden uçuş yapacağız. Bu şekilde aşağı yukarı sağ sol gibi ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Şöyle ayar yaptığınızda
Gördüğünüz gibi ses çıkıyor zaten. Bu şekilde tekrardan ekranı açıp kapatabiliyorsunuz. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen test videosuna geçiyoruz. Çok heyecanlıyız. Evet arkadaşlar, hemen evde uçuş testi yapalım. Zaten bunu az önce göstermiştik. 3 adet pilimiz takılı mevcut. Drone'umuzun burasında batarya girişi var. Pilimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. En son bastırdığımızda çıt sesini duymamız lazım. Çıkartırken de tekrardan aynı şekilde buraya bastırarak çıkartıyoruz. Ve diğer bataryamızı takabiliriz. Mutlaka bu sesi duymalıyız. Hemen on off tuşundan on modunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi ön ve arka ışıklar farklı. Önler yeşil, arkalar kırmızı. Aynı zamanda önde de 2 adet kameranın ışığı mevcut. Allah, daha uçuşa başlamadan yıkmaya başladık ortalığı. Şurada kumandamıza basıyoruz. Gördüğünüz gibi drone ışıkları yanıp sönmeye başladı. Sanırsam batarya boş olduğu için böyle sürekli yanıp sönüyor. Çünkü batarya dolu olduğunda sabit yanıyor veya uzun yanıp sönüyor. Deneyelim bakalım uçuş yapabileceğiz mi? Evet, gördüğünüz gibi uyarı veriyor. Bataryamızı değiştirelim. Diğer bataryayla deneyelim. Hemen kapatalım. Bataryamızı değiştirelim. Tekrar açalım. Gördüğünüz gibi ışığın yanma şekli değişti zaten. Bataryanın boş olduğunu bu şekilde de anlayabilirsiniz. Şöyle inşallah bir yerleri kırmayız. Açıyoruz. Evet, uçuramadık. Evet, başardık. Arkadaşlar bu şekilde motorlar çalışmaya başlıyor. Şimdi havalandıracağım ama durduramayacağım diye korkuyorum evin içinde. Şöyle ufak bir hareket yapayım. Hemen şu şekilde sizler için. Hatta şöyle biraz daha açıyı genişletebilirsek belki daha rahat bir çekim yapabiliriz. Gördüğünüz gibi ışık sabit yanıyor. Stop tuşundan tekrardan başlattığımızda motorlar çalışmaya giriyor. Şuradan yukarı aşağı ayarlayabiliriz. Buradan da ileri ya da attırabiliriz. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi drone'u uçurduk ve düşürdük. Tekrardan geri getirelim. Arkadaşlar dediğim gibi evde olduğumuz için maalesef evimizde biraz küçük. Uçuracak pek alanımız yok. Masanın üzerinde deniyorum şu an. Drone gayet başarılı bir şekilde havalanıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Bu şekilde gösterdim. Tekrardan pervaneler çalışıyor. Çok kısa kaldırıp geri indirin. Bu şekilde. Normalde bu kadar sert inmiyor. Daha yavaş iniyor ama birden yükselmesinden korktuğum için direkt stop tuşundan elektriğini geri kesiyorum. Şu şekilde gösterebilirim. Bu şekilde çalıştırdık. Yukarı doğru kaldırdığımda ileriye doğru hareket edecek. Hemen geri kapatacağım. Bu şekilde. Normalde daha rahat indim yapabiliyoruz açık alanlarda. Ev ortamlarında ancak bu kadar oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben size daha önceden çektiğim video bulabilirsem ekleyeceğim zaten. Ürünümüz şu altına bu kadar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlerle daha farklı videolarda görüşmek üzere. Videonun sonuna da çektiğim görüntüleri kameradan nasıl olduğunu telefona aktaracağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Koronasız günler. PremiumBeat.com